Beşiktaş Kulübü resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Şu ifadeler kullanıldı. Pendik Spor maçındaki avut pozisyonunun var kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün TFF Ork diyor Beşiktaş paylaşımında. Haklılar. Geçen sene Gaziantep maçında ne alaka? Yani Beşiktaşların bile kabul ettiği kırmızı kartı orada bar açıklaması oldu. Niye? Bir pansuman yapmaları gerekir. Esas evet. olay ne? Galatasaray-Sivas maçı. Şimdi de haklı olarak Beşiktaş kulübü doğru. Nasıl geçen sene Beşiktaş'ın hiç gerek yoktu gereksiz Gaziantep maçına değil mi Serdar? Evet doğru. Var kayıtları açıklandı. Şimdi Beşiktaş kulübü de çok haklı olarak var kayıtlarını istiyor. Evet açıklasınlar. Bakalım açıklanacak mı? Bu arada kuralı bir kez daha hatırlatayım. Bu Yardımcı hakimin en büyük hatası daha pozisyon bitmeden... Bayrağı kaldırmasıydı. Yani gol olup olmadığını görmeden hatta de, kaldırıyor. Evet. Hakem yorumlarında Erman yani Hoca Yani orada hakem, hakem de düdüğü çalmış olsa Hayır, zaten pozisyon kesilecek. Bir de o hakemin oradan o topun dışarı çıkıp çıkmadığını görmesi imkansız. Zaten önünde bir direk var. Dolayısıyla golü nizami sayıyor bütün yorumcular. Yani evet. diyor, Erman Hoca saydı zaten biliyorsun. En, en başta doğru. Erman Toroğlu saydı. Erman Toroğlu. Zaten o yüzden şu anda açıklamada ekranda Beşiktaş'ta Var kayıtlarını istiyor ki senin de belirttiğin gibi şu anda e, yorum yapan bütün hakem yorumcuları, bütün spor programlarındaki yorumcular e, o topun çizgiyi geçtiğine Yok, sen... en azından hani futbolu bilen <laughs> hep diyorsa hocam futbolu ruhu vardı, Futbolun ruhuna göre <laughs> geçti. Çok önemli bir bilgi geldi. Ee, hakem raporunu değiştirmeye çalışıyorlar bilgisi geldi. Şu. Çünkü ne, topun neydi? çıkmadığını hmm. anladılar. Sana ve enteresan. Başka bir, ben... Hakem raporunu değiştirme, değiştirme çalışıyorlar Bilmiyorum. Farklı bir pencereden bu, bakalım. Bu önemli kaynak. Bak şimdi. Bu golü verseydi hakem. Kornerden. Pendik itiraz eder miydi? de? şey Hocam etmez değil mi bak hiç şimdi? Hiçbir şey demez. Maç bak, bitti. Maç bitti. Bağıyla bağlamaya çalışıyorlar. Bak şimdi. Maç maç bitti. Maç işte veya orada da veya kulübe de biliyorsun. Orada direkt iPad'ler var. Direkt online geliyor. Baksalar bile çözemezlerdi. Hatta hafta içi analiz yapsalardı bu golü. Ya arkada kaçırmışsınız Omar Koli'yi falan. Ya bu top çıkıyor mu ya? Çıkmıyor mu? İnan analizlerde bile bu topun çıkıp çıkmadığını teknik, evet, pendik sporun bulamazdı. Hüktan bile bulamazdı. Bak bekle, bak diyorum, de bak. Hocam. Bak şu Omar koli vurdu ya arka direkte. Gol santra. Hiç bak onlar birbirine hocam orada ne yapardı? Genelde sen de oynadın işte. Direkt orada ya adamı kaçırdı Omar Kohli'nin attığı ikinci gol falan. Topun çıktığı da falan kimse uğraşmazdı biliyor musun? olmadık pozisyondan topu dışarı çıkardılar Hocam hocam şeye benzemiyor ama Fenerbahçe ile biz Fenerbahçe stadında bir maç oynadık. Şifa Mehmet'in attığı gol var. Senelerce konuşuldu. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi? O a geçti bu geçmedi ama senelerce konuşuldu. En son geçti diyor o geçmedi diyor. Eurosu yapıldı. onu yerine orada geçti dedi. Cüneyt şöyle oldu ama seneler sonra tabii arada o 20 Şunu da aktarayım. Bakın bu önemli bir iddia. Hakem raporunu değiştirmeye çalışıyorlar. Farkına vardılar topu çizgi geçmediğini. Fual, zaten Engin Baltacı da ifade etti ya. Faulle bağlamaya çalışıyorlar. Da. Engin, yani da içeride faul var ama. ona bağlamaya çalışıyorlar. Ee, bakalım. Bak bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Şimdi da, sol zaten. ayaklı evet. bir oyuncu atıyor sağ ayaklı değil. Bak koyayım. o raporu çok pardon hocam. Estağ o raporun e, mutlaka takipçilerin acaba ne yazdılar? Çünkü hakem böyle yaptı değil mi? Bak çizgi gösterdi. İşin Göster, tuhafı zaten şimdi yar, yardımcı da bayrak kaldırıyorsun. Şimdi topun Buyurun vurulduğuyla mi? diğer yardımcının durduğu mesafe biliyorsun futbol sahası hepimiz de biliyoruz Hı -hı. 68 metre değil mi? Evet, Direkt evet. orada duruyor. 105 105'e 68 FIFA kurallarına göre. İşte 68 metre enine bir derinlik var orada. İşte topu kullanıyor Omar Koli sol ayakla. Ya sağ ayakla zaten o top dışarı çıkmaz. Kötü de vursan çıkmaz. Sol ayakla böyle topu kesiyor optik bir göz okuyucum var. Yardımcı hakemde anında kaldırıyor. Yani 68 metrede onun hocam aynı anda öyle çizgi yani milim öyle çıkmış gibi göremezsin tereddütte kalırsın. Onu ne yaparsın biliyor musun? Cüneyt çok güzel söyledi. Kaldırmazsın. Kaldırmazsın. Vara bırakırlar. Varda da tabii çizgi olayı yok. Bakar var falan biraz hani tekrar falan bir şey falan. ...devam ettirsin. Zaten kaldırarak varı da bak, et, güne, bırakmış 68 oluyor. 68 metre anında bayrağı kaldırmak... ...çok net... ...mesela buradan şuradan varsa mesela bir görün... ...topun böyle çok bariz böyle artık var ya... ...kale arkası falan o yan filelerden dönmesi gerekir. Ya hocam bak yan hakemin... ...bayrak kaldırdığı yerden... korneri atsan... ...yani onun olduğu yanından korneri atsan... ...yanından atıyorsun tamam mı? yani... Hı -hı. ...buradan şey izliyor... ...o korner atarken... Senin konsantren ceza sahasına içine olduğu için buradan hani dışarıdan böyle hafiften gelse onu görmezsin ya. Göremezsin yani. Niye? Oraya konsantre olman lazım. Yanından atsalar. Karşıdan atıyorlar, direk var orada. Neyi gördün de neyi kaldırdın? Yani bariz çıkar. Herkes barizler. Bariz olmayan şeyleri de kaldırmayın diyorlar zaten. Sen nasıl bu kadar net görebiliyorsun Hocam, ya? Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu... Ee ne Galatasaray'ın istisasını az önce de söyledim. Ne de aynı şekilde Fenerbahçe Kadıköy'de bu golü böyle atsın. Hele bir de son dakikalarda falan da olsun. Hayatta biliyorsun değil mi? Direkt Santra'ya giderler. İşte Beşiktaş burada yönetim başkan. iyi niyetli olabilir evet. Kendilerini sorgulaması gerekir. Yani bazı işler maalesef e, yani e, özellikle işte federasyon bazında da o gücünü koruması gerekir. Haklarını savunması gerekir. Az önce söyledim. As Başkan gayet iyi bir şekilde konuştu. Ama bu, şu anda çıkacak, konuşacak insan Ahmet Durşebi'ydi maçtan sonra hocam. Beşiktaş Başkanı çıkacak en yetkili. Tabii ki As Başkanı da ifade etti, gayet güzel konuştu ama esas çıkacak, konuşacak. Dün ne oldu? Dursun Bey direkt çıktı, başkan olarak konuştu. Direkt sende de bir haksızlık, bir olay varsa direkt Ahmet Durşebi'nin konuşması gerekir. Şunu, ben onu bekliyordum şahsen Serdar konuşmasını. Şunu da ekleyelim. Üç transfer daha yapılacak. Öyle duyuyoruz içeride. Ee, bir an önce yapılmalı. Hani böyle Talişka Malişka ismi konuşuluyor ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir uğraş var. Ama gerçekten çok daha kaliteli e, isimler de alınmalı. Biraz masraf yapmak zorunda kalacaksınız eğer böyle bir meyake varsa Türkiye'de. Yani meake, Vedat böyle abinin, bir, ay Böyle bir meyake varsa MHK'yi yenemezsin yani. Onun için yapmanın lüzum yok yo, ya, iyi, sonunda. İyi bir kadro kurarsa rahmetli yok, Vedat Ağabey... Yok yenemiyorsun de, o, ki. Bir şekilde alman lazım. keseye <laughs> ağzını açman lazım. Bakıyorsun çünkü. Yani adamlar bak korkunç iddialar bunlar. Eğer doğru mu değil mi bilmiyorum. Rapor nasıl çıkacak? Çünkü şu gözüktü çizgi. Ya. Enteresan. bak TFF'deki o gizli el halen duruyor diyorlar. Ve yani bu gizli el. O, o bayrak, kalktığına göre, göre, gizli el. Ya bayrak kalktığına göre. Bayrak kalktığına göre. Bir kere yani var. Onu, onu fole bağlarlarsa da. bak. Fole bağlarlarsa. Bu hakemlik camiasına da daha da utanç verici. Yani hemen evet. bağlayacaklarını hemen bırakıp gitsinler şimdi. Eğer öyle bir şey niyetleri varsa. Güven sarsılır tabii. tabii ya öyle yani bir niyetleri varsa hemen bırakıp zaten gitsinler. Zaten sarsılmış durumda. de fol yok ya anlamadım. Yok fol, i̇şte öyle, fol ile bağlamaya çalışıyor diyor da. Yani, yani fol ile bağlarlarsa hemen gitsinler. Bir yerden yani, geldi. da yok o tam böyle işin yani çok enteresan. Yani o Bakalım rapor ne diyecek? Ya, rezilliği çıkar öyle bir ne folü molü bağlanacak bir şey yok. O dışarıda diye yan hakem, yardımcı hakem kaldırdı. İşte öyle bir de baktı var ee, öyle iki Raya saniye hocam, verdi. Bir de topun çıktığını ilk kim görür? Hakemden önce en yakın rakip oyuncuları değil mi? Cezasızlık. Kaleci hatta. Ya kaleci gol ediyordu diye dövünüyordu ya. Kaleci hiç itiraz bile etmedi. Dövünüyordu o sıra nasıl gol edin nasıl boş İliyetsiz vurdu ya. diye. Sen, Sen, kaleci hiç itiraz bile etmedi. Az önce söyledim ya. O gol Santra ile başlayacak edecek. Onlar Pendik Spor kimse itiraz hiç, etmeyecek hiç. hocam. Oyna, diyecek ki 2-0 bitti kornerden. Ne yapacaklardı biliyor musun? Ya o Marco yine attı falan da yine kaçırdınız. Doğru. <laughs> Çok bariz bir şey hocam. Nasıl penaltı pozisyonunda oyun başlamasın diye Osman Hoca kendini yırtıyor. Oyun başlamasın işte vara git diyor hakemi zorla. Yani bir şekilde kart görmeyi de göz olarak hakemi vara yönlendirdi değil mi? Bu gol olduktan ilk Osman Hoca'yı gördün mü? Sadece duruyor öyle. Yani hiçbir şey yok. Tepki yok. Yani hiçbir şey yok. Herkes golü kabullenmiş. Yani yan hakem hariç herkes golü kabullenmiş. Yan hakem de kaldırmış bayrağı bekliyor. Sezon maçta sıra... bu maç özelliğini söylemiyorum. Yükdallas'ın düzenlediği toplantıya katılan az sayıdaki kişiden biriydik. Orada net bir biçimde Yükdallas, UEFA ve UEFA'nın bunun özellikle altını çizerek istediği Sevilla Roma maçından özellikle örnekler vererek bize anlattı. Hakemi, hakemleri baskı altına almak. Dördüncü hakemle sert diyaloğa girmenin karşılığı kart dedi. Ve en az sarı kırmızı olmalı hatta sen, dedi. Hiç, hiç. Ama bu Nereden? akşam... Ya sen TFF 1'de daha de da ikinci seri, hafta ya yani o sonuç çok kusura bakmasın onu üzerinde söylemiyorum yani. O hocanın da sert itirazı var. o sarı kartı. Bir ilk Trabzonspor maçında var içeride Antalya o, maçı. Osman Hoca yani Osman maçın maçlarının dikkatini çekti mi? Taç atılırken ona çarptı da hatta top evet, kalbara. Neredeyse evet, evet. Yani sahanın içine giriyordu. Sıfır toleransla başladılar Sıfır toleransla andı bize. Yani biz de notlar aldık filan.